Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Nox Player Android emülatöründen bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar bu emülatörü seçmemin nedeni gördüğünüz gibi performans ayarları yapabilmemiz arkadaşlar emülatör üzerinde. Yani 2 GB'la da, 3 GB'la da, 4 GB'la da hatta 1 GB gibi bir oranda da arkadaşlar ayarlama yapabiliyoruz. Böylece arkadaşlar en hafif ve düşük sistemli emülatör olarak kullanılabilecek bir emülatör. Şimdi arkadaşlar öncelikle emülatörümüzü bilgisayarımıza indirmek için trbignox.com sitesine giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada indir butonuna basarak veya bilgisayarınız 64 bit Windows 10 ise 64 biti tıklayarak indirebilirsiniz. Ben şimdi bunu arkadaşlar göstermek için tıklıyorum fakat zaten kurulum dosyası bilgisayarımda olduğu için bir daha beklememek adına arkadaşlar. Çünkü 538 MB ben bunu indirmeyeceğim. Siz indirin, birkaç dakikada inecektir. Daha sonrasında arkadaşlar burayı kapatın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurulum dosyasını çift tıklatıyoruz. Çift tıklattıktan sonra kurulum için bakın şuradaki özel ayarları tıklatıp burada kendinize göre ayarlayın. Ben görev çubuğunu eklemek istemiyorum. O yüzden işaretini kaldırıyorum ve kur diyorum. Bu arada arkadaşlar bakın burada diyor ki parantez içinde kurulum sırasında sorun yaşarsanız lütfen antivirüs programınızı devre dışı bırakıp tekrar deneyin diyor. Siz de arkadaşlar eğer herhangi bir virüs programı engellemesi yaşarsanız virüs programınızı kapatıp daha sonra tekrar deneyin arkadaşlar. Arkadaşlar kurulum bittikten sonra buradan direkt başlatı tıklamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi açılma işlemi başlıyor. Evet ben burada arkadaşlar Google Play'i sonra kullanacağım için bakın sağ alt köşedeki Login Later'ı tıklıyorum. Ve arkadaşlar bizi böyle bir ekran karşılıyor. Gördüğünüz gibi standart emülatör ekranı. Arkadaşlar bu emülatörün yani Nox Player'ın özelliği şu. En hafif ve arkadaşlar en hızlı emülatör olduğunu söylüyor birçok kişi. Bakın burada arkadaşlar temaları değiştirebiliyorsunuz. Buradan kendi duvar kağıdınızı da yükleyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar bakın buradan buradaki 3 çizgiye girip sistem bilgisine giriyoruz. Burada arkadaşlar bakın eğer ki CPU VT yazan bölüm yani sanallaştırma ekranı etkin yazması gerekiyor. Etkin değilse arkadaşlar öncelikle onu etkinleştirin. Yoksa arkadaşlar düzgün bir şekilde çalışmayacaktır ve arkadaşlar sorun teşkil edebilir. Yani oyun oynarken falan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi diğer ayarlara hep birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada ayar bölümüne geliyoruz ve genel ayarlar var arkadaşlar. Burada yapmamız gereken bir şey yok. Bakın performans optimizasyon ipucunu alıyorum. Buradaki en önemli nokta performans ayarı. Şu an bakın yüksekte benimki arkadaşlar. Ben bunu düşük yani bir çekirdek CPU ve 2 GB RAM'e çektim arkadaşlar. Bunu manuel olarak elle de yazabiliriz ama 1 GB arkadaşlar bayağı düşük olacaktır. Ve yani 1 GB seçerseniz belki oyun oynatmayabilir, denemeniz lazım. O yüzden ben arkadaşlar bunu şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Siz bunu bir çekirdek 2 GB'a alın ve şimdi yeniden başlat deyin arkadaşlar. Şimdi birazdan yeniden başlayacak. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yeniden başladı. Şimdi tekrardan sistem bölümüne hemen bir gelelim. Bakalım arkadaşlar performans settings'ten gördüğünüz gibi performans ayarı düşük. Bir CPU, bir çekirdek CPU ve arkadaşlar 2 GB RAM. Şimdi bakın şurada arkadaşlar bellek kullanımına hemen bir bakalım. Şu an tabi ekran kaydı da alınıyor. Bakın sadece Nox Player'a bakın. Bakın bir 79 kullanıyor bir de 25. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi 105 MB'lık bir şu anki RAM kullanımı var. RAM'iniz ve işlemciniz el veriyorsa arkadaşlar orta seviyeye de alabilirsiniz. Yani dediğim gibi burayı arkadaşlar kendiniz de manuel olarak düzenleyebilirsiniz. Daha sonraki ayarlara bakalım. Burada arkadaşlar arayüz ayarları var. İşte bakın mouse paternini değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra ses ayarları var. Burada bence herhangi bir değişiklik yapmayın. Otomatik olarak kalsın. Burası arkadaşlar önemli. Burada FPS'inizi eğer ki sisteminiz bakın 20 ise arkadaşlar çok iyi değil. Bunu 30'a alabilirsiniz. 40'a alabilirsiniz. Benimki şu an 60'ta duruyor. Siz bunu 30'a da
alabilirsiniz. Yani eğer ki yetmiyorsa sisteminiz. Bakın burada Clean Backup'ta sistem temizleme var arkadaşlar ve kısa yol ayarları var. Yani buradan arkadaşlar yayın moduna vesaire menü tuşu ve bunları açma nasıl yapılıyor bunları görebiliyorsunuz. Şimdi de şu sağ taraftaki menüye bakalım. Bu bildiğiniz gibi arkadaşlar full ekran yapıyor. Escape'e bastığınızda çıkıyor. Hemen altında keyboard tuşlarının özellikleri var arkadaşlar. Buradan da bunları ayarlayabilirsiniz. Bunları zaten tahmin etmişsinizdir. Ses açma, ses kapama. Bu dosya yardımı arkadaşlar. Bu arkadaşlar APK dosyanız varsa yüklemek için. Bu arkadaşlar güzel bir özellik. Çoklu ekran özelliği var. Yani bakın buradan emülatör ekle diyerek yani şu an var olan pencere gibi bir pencere daha ekleyebilirsiniz. Özellikle çift ekran kullanıyorsanız gerçekten ideal bir emülatör. Burada da arkadaşlar ekran görüntüsü alıp bunu kesebiliyorsunuz. Şu üç çizgiye bastığımızda bu ekran döndürme, bu arkadaşlar konum ayarı ekleme. Bakın bu yine arkadaşlar belleği temizleme özelliği var. Bu da güzel bir özellik. Burada arkadaşlar hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar bu mouse makrosu yani bir mouse hareketini, bir görüntüyü loop'a alabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gerekli ayarlamaları yaparak eğer ki nasıl yapıldığını da bilmiyorsanız bakın see tutorial seçeneğinden yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar ekran kaydı alabiliyorsunuz. Hatta şöyle bakın bir ekran kaydı alalım örnek olması için. Eğer ki ekran kaydı almak için kullanacak olanlar olursa yardımcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi öncelikle ekran kaydı almaya başlamadan önce ilk yaptığınızda indiriyor diyor arkadaşlar. Neyi indirdiğini açıkçası ben de bilmiyorum ama böyle bir ön yükleme gibi bir şey yapıyor. İlk seferde yapıyor bunu. Daha sonra bu %100 oluyor. Okey diyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın sağ üst köşeye birazdan şimdi bu ekrandan sonra bakın buradaki kayıt tuşuna basınca sağ üst köşede kaydetmeye başladığını görebilirsiniz. Örnek olması açısından şöyle bir kayıt alıyorum. Evet. Daha sonra arkadaşlar yukarıya gidiyoruz yine. Buradaki yuvarlak içindeki kareye basıyoruz. Birkaç saniye bekleyince zaten bakın dosyanın konumu, dosyayı oynat veya sil gibi özellikler geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ekran kayıt alıyor. 720p kalitede. Ve arkadaşlar bunun dosya konumunu da görebilirsiniz. Buradan bakın nerede olduğunu gördüğünüz gibi. Veya direkt buradan da bu dosyayı silebilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüsü. Evet arkadaşlar burada da eş zamanlama var. Menü seçeneği var. Bakın bu özellik çok güzel. Mouse kilitleme. Bunu açtığınız zaman böyle masaüstü ile emülatör arasına gidip geliyoruz ya. Bunu tıkladığımız anda arkadaşlar bakın tıklayalım. Masaüstüne artık geçiş yapamıyor olacağız. Eğer ki bir oyunu pencere içinde bu şekilde oynuyorsanız yani tam ekran yapmadan mouse sürekli arkadaşlar oyun içinde dışarı çıkacaktır. O yüzden bunu kapatırsanız çıkmaz. Açarsanız da tekrardan çıkar. Bu arkadaşlar ekran döndürme özelliği. Bu da denetleyici ayarları. Ama dediğim gibi bu emülatörün en güzel özelliği düşük sistemlerde de arkadaşlar diğer emülatörlere göre daha iyi çalışabilmesi. Eğer ki çözünürlük sorunu varsa da arkadaşlar bu alttan daha da düşürebilirsiniz. Bakın 1280 ne 720 veya 960'a 540 yapabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse bugünlük anlatacağım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.